Trafik mevzuatındayız. Konu 19 Otoyol kuralları. Sürücüler otoyola girerken hızlanma şeridinden yararlanarak yoldaki trafiğin akış hızını da dikkate aldıktan sonra otoyolun sağ şeridine girmek zorundadır. Yani otoyola çıkan sürücüler. Sürücüler otoyoldan çıkarken otoyolun sağ şeridinden yavaşlama şeridine girmek, bu şerit boyunca hızı azaltmak rahat ve güvenli çıkış için Yakala, e, yavaşlama şeridinin sonundan çıkmak zorundadır. Yani otobana girerken sağ şeritten giriyoruz, ondan sonra hızımıza göre şerit belirliyoruz. Çıkarken de e, çıkış yapacağımız şeride sağ şeride yöneliyoruz. Otoyollarda duraklamak, park etmek, geri dönmek ve geri geri gitmek yasaktır. Kaza ve arıza hallerinde taşıtın emniyet şeridine alınarak işaretlenmesi gerekmektedir. Otoyollarımızda azami hız 120 kilometre olup İçişleri Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görüşü ve yol standartlarında dikkate alarak otomobiller için hız sınırını 20 km saat artırabilir. Otoyollarımızda 40 ila 120 kilometre saat dahilinde sürülen aracın teknik özelliği ve cinsine uygun bir hızla sürülmesi, trafik işaretleri ile konulmuş olan hız sınırlamalarına da uyulması zorunludur. Konaklama yerleri ve belediye mücavir alanları hariç olmak üzere otoyollarda ve devlet karayolunda yapılacak ve açılacak yapı ve testlerde alkollü içki satılması yasaktır. Otoyol köprü geçişleri, hızlı geçiş sistemleri. Otoyol ve köprülerde kartlı geçiş yani KGS ve otomatik geçiş sistemi OGS uygulanmaktadır. Kartlı geçiş sistemi de şu anda iptal edildi. Sadece otomatik geçiş uygulanmaktadır. Hızlı e, yerine hızlı geçiş sistemi kullanılacaktır. Hızlı geçiş sistemi kullanılıyor. Sistemden yararlanacak sürücüde aracın ön camına içeriden yapıştırılan etiket ve kart tipi olmak üzere iki tip etiket kullanılıyor. HGS'de esas amaç yani hızlı geçiş sisteminde esas amaç araçların durmaksızın geçişlerini sağlanarak trafik akışını rahatlatmaktır. Evet. Trafik mevzuatı 20. konumuz. Sürücülerin ve yolcuların koruyucu tertibat kullanma mecburiyetleri. Motorlu bisiklet ve motosikletlerin sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı yani kas dediğimiz koruma başlığı takmak zorundadır. Otomobillerin otomobil sınıfına giren aracı taşların, kamyon, kamyonet ve çekicilerin, minibüs ve otobüslerin bütün koltuklarında emniyet kemeri bulundurulması ve kullanılması zorunlu. Bütün koltuklarında dikkatinizi çekerim. Çocuk bağlama sistemleri olmayan araçlarda 3 yaşın altındaki çocuklar taşınamazlar. Çocukların taksilerde seyahatleri sırasında çocuk bağlama sistemi kullanmaları yok ise arka koltukta oturmaları zorunludur. Çocuklar araçta hava yastığı devre dışı bırakılmadan ön hava yastığı ile korunan bir yolcu koltuğunda yüzü geriye dönük çocuk bağlama sistemi kullanılarak taşınamazlar. Ayrıca bu araçlarda 10 yaşından küçük çocukların ön koltukta taşınmaları yasaktır. Trafik mevzuatı konu 21. Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücüleri ile ilgili kavramlar. Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yaya yollarında sürülmesi. Ayrı bir bisiklet yolu olduğu halde bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yollarında sürülmesi. İkiden fazlasının taşıt yolunda bir şeride yan yana gitmesi. Bunlara sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka sürücü, başka kişilerin bindirilmesi, sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması yasaktır. Bu araçlarda diğer araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken karayolunu kullananların hareketlerini zorlaştırıcı, tehlike doğurucu davranışlarda bulunması yasaktır. İzin alınarak yapılan gösteriler dışında bu araçlar üzerinde akrobatik hareketler yapılması yasaktır. Bunların başka bir araca bağlanarak asılıp tutunarak sürülmesi, sürülmeleri esnasında elde bagaj paket ve benzerinin taşınması, kurallara aykırı yük yüklenmesi yasaktır. Üç tekerlekli ve özel şekilde imal edilmiş motosikletler hariç bu araçlar üzerine kasa, sandık ve benzerleri yaptırılarak ve karayollarında sürülerek ticari amaçlı yük taşımalarında kullanılması yasaktır. Özel şekilde imal edilmiş 3 tekerlekli motosikletlerle sadece yük taşınabilir. Sadece yük taşınabilir. Bunlar hiçbir şekilde yolcu taşımak üzere imal ve tadil edilemezler. Aynı zamanda yük taşımak için kullanılmış olan kasa kısmı sürücünün ön tarafında bulunacak şekilde imal edilemez. Yani sürücünün önünü kapatamaz. Bisiklet sürenlerin en az bir elleri motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret vermeli halleri dışında İki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri zorunludur. Yani tek elle sürmeyeceğiz. <laughs> Bunlarla sürücünün yanında ve karoserlerinde eşya ile birlikte yolcu taşınamaz. Bu tür araçlarda bisiklet ve motorlu bisikletlerin önünde beyaz ışık veren ve 20 metreyi aydınlatabilen far, arkasında kırmızı ışık veren lamba veya yüzeyi en az 10 santimetre kare kırmızı yansıtıcı olmak durumunda. Bu tür araçların ön ve arka tekerleklerini komanda edecek birbirinden ayrı iki adet fren yani ön fren ayrı arka fren ayrı olmak durumunda. Normal olarak 30 metreden duyulabilecek sesli ikaz cihazı yani kornası, düdüğü olmalı. Bisiklet sürenlerin 11 yaşını, motorsuz taşıtları sürenlerin de 13 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.